En iyi reklam ajansı Vefas diyebilir miyiz? Kendimizi en iyi kadın marka olarak görüyoruz. Dolayısıyla en iyiye layık olduğumuzu düşünüyoruz. Bu anlamda da zaten sizinle çalışmamızla sizin de en iyi olarak gördüğünüzü hissettiriyor. Biz Vefas olan yolumuzdan son derece memnunuz. Sizlerle roman markasıyla çalışmaktan Vefas olarak gerçekten gurur duyuyoruz. Emre, hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Biz seni Roman'ın e-ticaret direktörü olarak biliyoruz. Biraz da seni senden dinlemek isteriz. 40 yaşındayım. 12 senedir e-ticaret sektöründeyim. Daha önce bir offline deneyimim de var. Şu anda Roman firmasında görev alıyorum. Geçmişte Lise firmasına ve Dagi firmasına da e-ticaret tarafını yönettim. 3 yaşında bir prenses sahibiyim. Buradan ona da sevgilerimi sunuyorum. Aynı zamanda eşime de. Roman'ın e-ticaret direktörü olarak bir günde neler yapıyorsun? Ya aslında ben Roman ailesine de 14 ay önce dahil oldum. Bu sene 44. yaşımızı kutluyoruz. Kendi sektöründe önce olan bir markayız. Özellikle davet ürünlerinde çok öne çıkan bir koleksiyonumuz var. Nişan elbisesi olabilir, cüret elbisesi olabilir. Bunun gibi birçok özel günlerde zengin koleksiyonumuzla hanımefendilere eşlik ediyoruz. Dolayısıyla bizim çok fazla ödevimiz var. 44 yaşında olmamıza rağmen dijital tarafta da aslında yapacak çok daha fazla işimiz var. O yüzden de çok hareketli geçiyor günlerimizde. En büyük idealim aslında markanın dijital dünyada istediği seviyeye gelebilmesi. Çünkü zaten sektör son derece gelişiyor. Bizim onların gerisine kalmadan, kendi hak ettiğimiz değere ulaşana kadar da kat ettiğimiz mesafe var. O yüzden de şahsım da, ekibim de bunun temposuyla çalışıyoruz. Şirket içindeki dinamikleri devamlı e-ticaret metriklerine uyum sağlasın diye organize ediyoruz. Geçirdiğimiz bu 14-15 aylık süre zarfında da aslında çok ciddi bir büyümemiz var. Ama dedim ya, istediğim seviyede veya markanın hak ettiği seviyeye gelmesi için daha da fazla çalışmamız lazım. Biz de bunu çabalıyoruz aslında. Çok büyük başarılara imza attınız ki daha 14 ay dedin. 14 ayda gerçekten çok yükselen bir grafiğin var. O yüzden tekrardan senin ekibine Veritas olarak tebrik ediyorum. Aslında şöyle, ben bu tebriği aynı şekilde sana iade edeceğim. Çünkü bizim başarımızın aslında altında yatan en büyük faktör de sizlersiniz. Sizinle birlikte 9. aydan bu yana bir yola çıktık ve 9. aydan bu yana hiçbir gün bile acaba dedirtmediniz bana. Sizinle olan çalışmamızın çok çok daha uzun yıllara dayanacağını, 5. senemizi, 10. senemizi de çok görkemli şekilde bu kameralar karşısında dile getireceğimize eminim. Sizlerle tanıştığımız zaman da bir ilişkiyi en güzel kılan şey, ilişkinin en başında karşı tarafa gösterdiğin hassasiyeti yıllar sonra da ona karşı aynı şekilde hissettirebilmekten geçiyor demiştim. Bizim geçirdiğimiz bu söz zarfında gerçekten de Veritas ailesi bize hala ilk günkü hassasiyeti, heyecanı her daim hissettiriyor. Bizim çünkü her ay değişen hedeflerimiz de var. Dolayısıyla zaman zaman bazı hedefler işverenimiz tarafından bize yüksek gelse bile biz bunu başaracağımızı sizlerle konuştuktan sonra daha da fazla hissediyoruz. Bize aslında kendi potansiyelimizi hatırlattığı için Veritas'a teşekkür ederiz. İlk gün nasılsa gerçekten çalışmanın ilerleyen zaman da aynı olacak diye bir söz vermiştik. Gerçekten her gün ekibimle beraber bu sözün arkasında durmaya çalışıyoruz ve bunun için çok çabalıyoruz. O yüzden bu tarz geri bildirimlerin bizim için gerçekten çok değerli. Çok mutlu oldum tekrardan. Biz de, sen de, ekibin de son derece mükemmeliyetçiyiz. Aslında biz ikimiz de aynı şeyi istiyoruz. Roman'ın hak ettiği yere gelmesini sağlamak. Kesinlikle sana katılıyorum. Bir önceki videoda söylediğim bir cümle vardı. İki marka olsak da aslında aynı çatı altındayız. Senin ekibin de, benim ekibim de çok çaba sarf ediyor. Biz farklı binalarda çalışan, aynı markaya hizmet eden iki ekibiz. Her ayın başında yeni bir hedef veriliyor ve bir önceki ayı çok iyi başarılarla kapattığımız için çok yüksek hedefler veriliyor. Evet. Ayın başında biz bu hedefe ulaşmamız imkansız desek bile gerçekten ayın sonunda ulaşıyoruz. Sen her ayın başında ekibime çok güzel bir mesaj atıyorsun. O yüzden sana gerçekten yine teşekkür ederim. Rica. Çünkü ekibim yeni bir aya full motivasyonla beraber başlıyor. Ben o metinleri yazarken hiç zorlanmıyorum. Veritas bizim için gerçekten de ciddi bir yol arkadaşı ve başarıları da kesinlikle bir şekilde kendilerine aktarma konusunda sıkıntı yaşamıyorum. Sadece burada artan hacim ciroya vurmuyor. İşlem sayımız olsun, hemen çıkma oranımızda çok ciddi bir iyileşme var. Sayfa ziyaretimizde, oturumumuzda. Biz Veritas'ta sadece işin performans tarafını değil, aynı zamanda brand tarafını da sürekli istişare ediyor. Çünkü markamızın gerçekten de çok eksklüzif bir kitlesi var ve biz bu kitleyi en özel anlarında yanında olduğumuzu hissettirecek boyutta aksiyonlar alıyoruz. Bakıldığı zaman rekabet çok üst seviyede Menekşe. Sen de bunu iyi biliyorsun. Sadece dijital dünyadaki reklam rekabetinden bahsetmiyorum. Bir de
içerinizde sektörel anlamda ajans dünyasının da içeri çok ciddi bir rekabet halinde. Dolayısıyla hani o samimiyeti, o frekansı tutturduğumu hissettiğim zaman aslına bakarsan senin de söylediğin gibi her ayın başında işten gelerek o tebrik ve teşekkür mesajlarını atıyorum. Biz kadın giyim sektöründe çok öncü bir markayız. Kendimizi bu konuda lider de görüyoruz. Ama önemli olan liderlikte olabildiğince uzun süre kalmak ve orada da daimi olmak. Memnuniyet seviyesini ne kadar yukarıda tutarsanız o kadar da hacimleriniz büyüyor. Emre, şu an Veritas İstanbul ofisindeyiz. Bir önceki videonda Roman Genel Merkez'deydik. Evet. Bir sonraki videomuzda bence İzmir'de oluruz. Çok istiyorum. Bir sonraki videoyu da hem oradaki arkadaşlarla yakından tanışmak için de hem de senin oradaki ev sahipliğini görmek açısından da İzmir'de yapmayı ben de ümit ederim. Şimdi Menekşe, biz zaten seninle geçen sene bu zamanlar tanıştık hatırlarsan. Ve 9. ay itibariyle de çalışıyoruz. Ve 9. aydan bu yana tek çalıştığımız ajansa sizsiniz. Biliyorsun ki aslında biz kabuğumuza sığmayan iki markayız. Sizlerin de Veritas olarak yakın tarihte açtığı İngiltere bir ofis var. Bir sonraki görüşmemizi İzmir'den sonra da İngiltere'de yapmayı tercih ederim. Eğer davet edersen memnuniyetle gelirim. Bu da çok mutlu oluruz. Bu arada bunu lansman yapmadık. İlk bilenlerden birisin. Evet. Şu an izleyicilerimiz de bunu öğrenmiş oldu. Veritas Roman işbirliği daha başlamadan önce ilk görüştüğümüz zamanlarda belirli vaatler verdik. Dedik ki ilgileneceğiz. Bunları yapacağımıza emindik. Bu yüzden de bunları gerçekten arkasında durduğumuzun yansımalarını görmek hepimizi çok fazla mutlu ediyor. Emre, biraz önce Eylül 2023'ten beri tek çalıştığın ajans Veritas dedin. Ama bir yandan da herkesin referanslarındasınız. Özellikle senin ağzından bunu duymak istiyoruz. Çünkü biliyorsun ki bizim sektörümüz çok dedikodu içeren bir sektör maalesef. O yüzden diyelim ki Emre, hangi reklam ajansıyla çalışıyorsunuz? Bizim şu an 2023-9. aydan bu yana tek çalıştığımız partnerimiz sizsiniz. Ümit ederim bu daim olur birlikte dediğimiz. Sanırım bundan sonra duymayan da kalmamıştır. Bunu söylememin nedeni şu, aslında hani suskunluğumu ilk ve son defa bozuyorum derler ya, tam olarak şu an onu gerçekleştiriyorum. Trafta çok fazla, biz Roman'la çalıştık değil de çalışıyoruz gibi söylemler kulağıma çok fazla geliyor. O yüzden bu konuya ilk ve son defa değinelim. Ben de izin verirsem son birkaç cümle kurmak istiyorum bununla alakalı. Şimdi zaten sen de haklısın ki markanın dinamiklerine vakıf olan ajanslarla yol yürümek her daim o marka için aslına bakarsan avantajlı bir durum. Netice olarak biz sizden sonra da birçok ajansla oturup çay içtiğimiz, sohbet ettiğimiz, kendimizden bahsettiğimiz sohbetlere de nail oluyoruz. Ama az evvel söylediğim gibi biz şu an için Veritas'tan son derece memnun ve bu birlikteliğin çok daha uzun ömürlü olacağını yürekten inanıyorum. Bizim için Veritas'a karşı gösterdiğimiz sevgiye saygı, aynı şekilde Veritas'ın iş dinamiklerinde bizlere karşı gösterdiği hassasiyeti birleştiği zaman ortaya çok da lezzetli bir yemek de çıkıyor. Veritas'ın hacminin çok daha genişleyeceğini de düşünüyorum. Biz de şu an itibariyle Veritas'la olan birlikteliğinden son derece memnunuz ve bu birlikteliğin çok daha uzun ömürlü olacağını, daim olacağını da %100 eminiz. Bu söylediklerin inan bizim için gerçekten çok değerli. Emre, daha önce bir başarı videosu çektik. Peki biz bu başarıya nasıl ulaştık? Zamanı geri sarıp beni tekrardan o ilk videoya çektiğimiz güne götürürsen o günkü hacmin aslında başarısızlık olarak adlandıracağım. Zira bugün geldiğimiz nokta o günün çok daha üzerinde. Bizim için markamızın SWOT analizini yapmak çok çok önemli ve değerliydi. Zaten biz Veritas'a her konuda kendimizi çok açık bir şekilde aktardığımızı düşünüyorum. Bizi çok iyi analiz ettiniz. Reklam değerlerinde son derece yakından bakıyorsunuz ki bunu hala yapıyor olması çok çok daha önemli. Biliyorsun ki bu iş rayında dönüyor dedikten sonra ilgiyi alakayı azalttığın zaman conversion rate'ler de, ROAS'larımız da, ROI'lerimiz de ciddi manada aşağı yönlü seyrediyor. Dolayısıyla her ayı farklı dinamiklerle yorumlamak, kendi içinde özümseyerek özel kitleler yaratıp o şekilde ilerleyebilmek bizim için çok çok daha değerli. Aslında bizi biz yapan da en büyük unsur hem ciro hacmimiz hem de işlem hacmimiz o kadar büyüdü ki o yüzden o cümleyle giriş yaptım. Beni o güne tekrar götürürsen o günün hacmi şu an benim gözüme küçük gelecek. Ümit ederim ilerleyen zamanda daha da fazlasını yapabildiğimizi gördükten sonra da bugünkü hacmi küçük gördüm. Çok az bir zamanı var diyelim. Ekip olarak gerçekten çok çalıştık. Bizim her ince ayrıntıyı satır aralarına okuyup doğru analiz edip doğru çözümler geliştirmemiz gerekli. Hedef kitle bunlardan biri. Doğru hedef kitleyi ayarlamak ve onları sürekli kontrol etmek de çok önemli. Özellikle Google AdWords tarafında anahtar kelime analizinde o kadar çok negatif eşleme için hesabı takip etmemiz gerekiyor ki gerçekten her gün o hesabın açılıp gerçekten tek tek kontrol edilmesi gerekiyor. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü biliyorsun ajansların kronik bir sorunu var. Bir marka iletişimin harika, ardından başarıya ulaşmışsın. Tamam artık o marka bizim. Ondan ilgi çekebiliriz gibi bir algı var. Aslında her gün gerçekten verimli bir zaman ayırmak gerekiyor. Zira kat edeceğimiz mesafe var derken aslında hem Veritas'ın kapasitesini hem de markamızın hacmini hissettiğim için bunu söylüyorum. E-ticaret gerçekten iktisat gibi. O kadar çok girdisi var ki, o kadar çok ayrıntısı var
var ki burada ajansla markanın iletişiminin sağlam olması gerekiyor. Ama bizim roman markasıyla Veritas olarak gerçekten iletişimimiz tuttu. Bu konuda tabii ki ekip olarak çok özverilisiniz. İki markanın, iki yol arkadaşının birbiriyle uyumunun getirisidir bu. Biz buna vesile oluyoruz ve ben de kendi adıma son derece memnunum sizlerle olan birlikteliğimden. Ajanslar konusu açılmışken, sektörde, e-ticaret ekosisteminde ajansların durumunu nasıl görüyorsunuz? Mutlaka görevini sizler gibi son derece iyi ve pozitif yapan ajanslarımız da vardır elbette. Doğrusunu söylemek gerekirse sadece birkaç ticaret terimi bilerek ajans açarak ya da kendi iç yapısını PR'la güçlü hale getirerek ajans kuran firmaların da var olduğunu söyleyebilirim. Ajans sektörünün şu an gelinen noktası biraz markaları şu açıdan ürkütüyor menekşe, doğrusunu söylemek gerekirse. Masada çok şey vaat ediyorsunuz. Ve fakat yola çıktıktan sonra bu vaatlerin çok gerçekte uyumlu olmadığını gördükleri zaman da çok çabuk sirkülasyona giriyorlar. Sen de biliyorsun ki. O yüzden burada ajansların bugün geldiği nokta ne yazık ki biraz markaları ürkütür nitelikte. O zaman bu söylediklerinden sonra en iyi reklam ajansı Veritas diyebilir miyiz? Kendimizi en iyi kadın markası olarak görüyoruz. Dolayısıyla en iyiye layık olduğumuzu düşünüyoruz. Bu anlamda da zaten sizinle çalışmamız da sizin de en iyi olarak gördüğümüzü hissettiriyor. Bu arada ajanslar hakkında e-ticaret ekosistemindeki ajanslar yeni hakkında söylediklerine katılıyorum. Her zaman markaya bizimle başlamadan önce gerçekçi vaatler veriyoruz. Hayal kurmadan ilerlemek de mümkün değildir. Ama her şeyin bir sınırı vardır ve bir süresi vardır. Aslında sektörümüzün yozlaşmasını bir yandan da engellemek istiyoruz. Her işi uzmanı yapmalı. Mesela ben fotoğrafçı değilim ve fotoğraf çekmiyorum. Ajansımda da fotoğraf çekimi yok. Herkes aslında genel sorunumuz bu. Kendi alanında uzmanlaşırsa işler daha iyi gider. Ve burada firmaların yaşadığı güven sorunları olmaz. Ekosistemimiz böylelikle sağlıklı bir şekilde büyür. Bence en zor mesleklerden biri e-ticaret direktörlüğü. Sen e-ticaret ekosisteminde e-ticaret direktörlüğünün yerini nasıl görüyorsun ve burada meslektaşlarının sektördeki gelişimini, yaptıklarını nasıl yorumluyorsun? Başarı sadece ciro ile ölçümlenemez. Sadece EBITDA'daki karlılık oranıyla da ölçümlenemez. Aslında o kadar topyekun bir hunin içerisindeyiz ki buna sosyal medyadaki paylaşımlarınızdaki etkileşim sayıları da dahil. Kendi sitenizin günlük ziyaret sayısı da dahil. Yaptığınız işlem sayısı, conversion rate'iniz, hacminiz, cironuz. Bütün bunların hepsine alt alta koyduğunuz an ancak kendinizi başarılıyım ya da kat etmem gereken mesafe var olarak adlandırabilirsiniz. E-ticaret direktörlüğü ya da e-ticaret müdürlüğü tek bir noktaya odaklanıp da sadece işin kaymağını yiyebileceğin bir pozisyon da değil. O yüzden bu işin daha sonraki satış sonrası hizmet tarafı, CRM tarafı o kadar değerli ki. O yüzden ben kendi adıma mesleki anlamda başarı kriterimi tek bir noktada odaklamıyorum. Çok şu ana kadar geldiğimiz noktada romanda hiç şu an iğme aşağı yönünü seyretmedi ve biz de kendimizi daha da fazlasına hedefleyerek ilerletiyoruz. E-ticarette asla yapmam dediğim bir şey var mı? Ölçemeyeceğim herhangi bir aksiyona para harcama taraftarı değilim. Reklam harcaması tarafında yatırımımı kısa, orta ve uzun vade olarak geliştiriyorum. X bir reklamın getirisini analiz ederek ilerliyorum. Ne zaman veri okumaktan sıkılırsam o zaman bu mesleğe uzak hissedeceğim. Ama şu anda enerjim de heyecanım da üst düzeyde. Ajans başkanı bir kadın olarak sana bir soru sormak istiyorum. E-ticaret ekosistemi bence erkek ağırlıklı bir sektör. Buna yorumun nedir? Sen böyle düşünüyor musun? Böyle düşünüyorum. Böyle de görüyorum da zaten. Ümit ederim senin gibi e-ticaret sektöründe başarılı iş hanımefendileri daha da fazla sayıca artar. Ben genel manada bakıldığı zaman e-ticaret ekibime de hanımefendileri dahil ederim. Zira gerçek anlamda onların gözleri, onların çalışma tarzlarını son derece benimsiyorum. Bu bağlamda da senin en fikrin. Kesinlikle kadınlar e-ticaret sektöründe bence daha çok yer almalı. Kesinlikle. Aslında bu cinsiyet ayrımı yapmayı hiç sevmem. Yani bu bir cinsiyet ayrımı değil. Ama sektörümüzde bunu derinden hissediyoruz. Erkek egemenliğinde olan bir sektör. O yüzden de bu konuya küçük bir de yine değinmek istedim. Yeni bir aya başladığımızda seninle, ekiplerimizle beraber bir toplantı gerçekleştirdik. Evet. Bu toplantı biraz uzun sürüyor olabilir. Bunun nedeni geçtiğimiz ayın raporlamaları. Sizi bu kadar detaylı raporla acaba sıkıyor olabilir miyiz? Bu konuda eleştirilerim var mı? Roman ailesi katıldığımda e-ticaret departmanı Roman ailesinin için 13. gelir kalemiydi. Bugün 1. sıradayız. Dolayısıyla bunun aslında altına yatan en büyük şey de aslında özveri. Bu açıdan da son derece memnunuz aslında. Sektör öyle çok da kolay başarı sağlanabilen bir sektör değil. Başarı sağlayabilmek adına da en ince detaya da atlamamamız gerekiyor. Konuşmamızın, söyleşimizin sonlarına gelirken son olarak söylemek istediklerin var mı? Yok. Zaten bu güzel söylemlerin aslında son olmadığını bilmenin huzuruyla ben buradan ayrılacağım. Hem ekip arkadaşlarım
mı? Hem evde işe odaklandığım esnada bana destek veren sevgili eşime, hem 3 yaşındaki minik prensesime teşekkür ederim. Sizlere zaten minnettarım. Bu bir ekip işi, bir sinerji işi. Biz bu sinerjiyi çok iyi yakaladık. Biz Veritas olan yolumuzdan son derece memnunuz. Bu konuda aslında ben size tekrar teşekkür ediyorum. Emre, bugün buraya geldiğin için sana gerçekten enişten dileklerimle teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerle roman markasıyla çalışmaktan Veritas olarak gerçekten gurur duyuyoruz. Çok güzel işler başardık ama daha yolun dediğin gibi çok başındayız ve çok çok katlanarak, artarak başarılara dünyada imza atacağımızı da eminim. Roman markasının değerli e-ticaret direktörü Emre Sarıkan'la bugün Veritas ofisinde çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Veritas dijital olarak günümüz e-ticaret ekosisteminde her gün katlanarak büyümeye de başarıdan başarıya koşmaya da devam ediyoruz. Hoşçakalın.